yapıyorsun orada? Seni izliyorum. İzlemekle olmaz. Gel gel yardım et. Makarna mı yapıyorsun? Öyle basit bir makarna değil. Kepekli, bademli pesto soslu makarna. Kepekli makarna da mı varmış? Evet. En iyi senin bilmen lazım bu işleri. Sen oyuncusun, formuna dikkat etmen lazım. Sakın bana öyle mantı, börek, pasta onlarla besleniyorum deme. Yok canım. Ben olur mu? Ben de sebze, balık, protein yani. Hiç karbonhidrat yemem ben, sevmem. Bademli pesto soslu makarna. Evet, benim özel tarifim. İyiymiş. E tabaklar nerede? Ben de onları çıkarayım. Şu dolapta. Can, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ya özendim, sofra hazırladım. Daha sofraya oturmadan tırtıklamaya başladın. Hem o çatallar öyle mi fırlatılır? Ha. Ben böyle görünce işte ne yapayım? Alışmışım. Seninle çok işimiz var. Nasıl Can? Beğendin mi? Harika. Ellerine sağlık. Birine yemek yapmayı, böyle karşılıklı oturup yemek yemeyi çok özlemişim. Çünkü insan tek başına yaşayınca canına yemek yemek istiyor, ne yemek yapmak istiyor. Elif, sen yalnız değilsin ki. Ben varım. Buradayım. İyi ki varsın. Hoş geldin. Ayşegül. Ha, alo Can. Kusura bakma, rahatsız etmek istemezdim ama deden bizde. Ne? Niye? Yani gecenin bu saatinde ne işi var dedemin orada? Kavga mı etmişler? Kimle? Annemle mi? Evet, kapıyı çarpmış çıkmış. Şimdi burada seni sorup duruyor. Alo, duyuyor musun? Bağıramıyorum. Ayşegül, şu telefonu ağzına götürür müsün? Anlamıyorum hiçbir şey. Ayşegül. Ya kızım, niye? Neyse, kapa kapa Ayşegül. Geliyorum ben, böyle olmayacak. Geliyor musun? Tamam, ben seni böyle şey etmek istemezdim. Ama deden de böyle şey olunca ben de şey yapamadım. Neyse. Gel madem. Olur. Hoşça kal. Nereye Can? Ya dedem gelmiş bize. Yani eve gitmem lazım. Annemle dedem kavga etmişler. Gidip bakmam lazım, aklım kalır. Yemeğin ortasında mı gideceksin? Hemen bakıp döneceğim, söz. Önce film izleriz. Sen mısırları patlatırsın. Ben mısır sevmem Can. Git. İyi. Baba? Can? Anne, ne haber? Oğlum,
Deden kayıp ya, hiçbir yerde bulamıyoruz. Bizde, dedem bizde. Sizde mi? Ah Allah'ım, çok şükür sana. Tamam oğlum, ben senden haber bekliyorum. Hadi öptüm. Ah, seninki geldi. Ay kocacığım! Ay! Kocacığım! Neredesin? Melahat'ım, çekimdeydim. Bitti işim. Geldim işte. Dedeciğim. Hoş geldin yavrum. İşe bu kadar kendini kaptırma be aslanım. Ya olsa da kaptırsak. Efendim? Çok çalışıyor. Çok çok. Ya çalışmaktan benim kafam karışmış dedeciğim. Sen boş ver beni ya. Sen ne yapıyorsun? Nedir? Neye kızdın gene? Kimle kavga ettin? Ya manak Allah aşkına, üstünde durmaya değmez. İyi madem. Ayşegül. Efendim? Yemek var mı hayatım ya? Benim karnım açtı biraz. Aa canım. Size çekimde. Yemek vermiyorlar mı ya? Yedim bir şeyler de pek kesmedi. Hmm. Bir peynirli makarna attır da yiyelim hadi. Ha? Dede, biliyor musun Ayşegül bir peynirli makarna yapıyor. Of, mis, nefis yapar. Olur. Ben de yerim vallahi. Yahu çocuklar, sağ olun be. Moralimi düzelttiniz. Ben artık buradan hiçbir yere gitmem. Burada kalırım. Canım. Canım. Hadi makarna yapmada yardım et bana. Ayşegül, saçmalama sana, ya makarna neyine yardım edeceğim ben? Ha? Manevi destek. Ne? Manevi destek ol bana, hadi canım, hadi. Ha, tabii canım. Dedeciğim, ben yardım edeyim. Senin istediğin bir şey var mı? Şu ajan saç ve haberlere bakayım ben de. Tabii, hemen. Sağ ol. Hadi bakalım. Deden gitmeyeceğim diyor, farkında mısın? Duydum. Yani istediği kadar kalsın, hani başımın üstünde yeri var. Ama nereye kadar bu canım çiçim onunla? Hani bir yere kadar yorucu. Vallahi seni bilmem ama ben zorlanmıyorum. Sen nasıl Elif'i bırakıp geldin? Sen çağırdın. Ben de geldim. Gitmeyeceğim yani. Ah, ellerine sağlık güzel kızım. Pek güzel geldi bu. Ay ne yaptım ki dedeciğim? Dedeciğim valla Ayşegül gerçekten makarna konusunda bir numaradır. Can. Ah oğlum, insanın ağzının tadı olsun da gerekirse oturur taş ye. Doğru söylüyorsun. Benim yavaş yavaş vaktim gelmeye başladı. Nerede yatacağım ben? Şöyle yapalım. Yapalım. Siz bizim odamızda yatın. Ben misafir odasında yatayım. Can da koltukta kısmet. İyi de ben niye misafir odasında yatmıyorum? Ben misafir değil miyim? O da doğru. 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 O zaman şey yapalım biz. Ne yapalım biz? Biz çıkalım, misafir odasını hazırlayalım. Kocacığım, siz orada yatın. Olur. Neyse hadi, biz odayı hazırlayalım. Hadi kocacığım. Aman da aman, kocasız da bir şey yapamazmış. Ay, yerim evet. Ben sizi. Yapamaz. Hadi bakalım. Hadi.
Hadi ne bakıyorsun ya? Yardım etsene. Bunu ne yapayım? Evde dedin. Dolaba koysana. Hadi. Ayşegül ya. Ne? Olmadı. Ne olmadı? Burası çok kız odası. Ay neden acaba? Ben burada yaşıyorum diye olabilir mi? Hadi Can, hadi yardım et. E ne yapayım, neyi toplayayım? Ya çocuklar! Uykum geldi ya. Bir nefesim seveceksiniz alt tarafı. İki saattir ne yapıyorsunuz orada, anlamadım ki. Tamam, hadi. Tamam. Sen nerede yatacaksın? Odamda. Ben nerede yatacağım? Odamda. Can! Ne var kızım ya, Allah Allah, başka kalacak yer yok diye öyle söyledim. Hadi yürü. Tamamdır dedeciğim, odanız hazır. Ne nebresinmiş yani? Hadi bakalım, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler dedeciğim, tatlı rüyalar. Bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka haber verin, tamam mı? Tamam, hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler canım, gitsenize. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Oh be. İyi geceler. İyi geceler dedeciğim. Allah rahatlık versin. Valla acayip uykum var. Hadi Allah rahatlık versin. Can, bağıramıyorum diye fırsattan istifade etme. Gel. Olmaz. Allah Allah, iyi. Sen bilirsin. Ya Can, kalk yerde yat ya. Hayatta olmaz, belim sakat benim. Daha iyi işte. Sert yerde yatmak bele iyi gelir. Allah Allah ya. O kadar sağlıklıysa sen yat. Sabaha kadar böyle mi duracaksın sen? Evet. Evlilik sözleşmesinde ne diyor? Ne diyor? Fiziksel temas zinhar yasaktır diyor. Yani? Yanisi? Yayla gibi yatak. Ben bir ucunda yatacağım. Sen de bir ucunda. Böyle mi yatacağım peki? Benim giyinme odasından git bir tişört al. Sana gecelik gibi olur zaten. Can. Hı. Pardon. Sen
Seni özledim. Elif mi? Şimdi bu anlaşmalı evlilik skandalı da patlarsa artık Can bunun üstesinden gelemeyebilir. O yüzden senden istediğim bu taşınma fikrini Can'ın aklından çıkarma. Bir de boşanmak istiyorsan lütfen bunu bir süre ertele. Can. Hı? Eğer aklın başına geldiyse şu boşanma işiyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Aklın başına geldiyse mi? Yani yeterince üzüldüysen, ders aldıysan şu boşanma işini iptal edebiliriz. Yeterince üzülüp ders aldıysan mı? Ayşegül, yüzün döner misin? Sanki yüzünden ne hayır gördüysem. Sen şimdi boşanalım boşanalım diye bana ders vermek için mi söyledin aklın sıra? Beni sürekli azarlıyorsun, kunduz diyorsun, bekletiyorsun falan. Madem öyle işte böyle dedim ben de. Kızım, dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Dalga geçmek değil de işte böyle şaka yollu ders vermek diyelim. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba? Ne? Sen yaparken iyiydi. Sen şaka yapıyorsun ama yok parmağım koptu, yok bıçaklandı falan, aynı şey. Onların hiçbiri senin bu yaptığın kadar korkunç değildi ama. Ya kızım, ben gerçekten boşanıyoruz zannettim. Seni gerçekten kaybediyorum sandım. Can, dur. Konuşma Ayşegül. Ben bir şey... Gerçekten boşanıyoruz zannettim. Gerçekten seni kaybediyorum sandım. Dürtmesene ya. Dürtme, dürtme beni ya. Niye yerde yatıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun ya? Ha? Dün gece yaptıklarından sonra odaya bile gelmeyecektim de işte dedem yanlış anlamasın diye geldim. Ya Can, tamam. O kadar tepki vereceğini bilemedim. Ne yapayım? Hadi barışalım. Hadi sana bir fıkra anlatayım. Ne fıkrası ya? Sabah sabah. Yatıyor. Ya Can. Can. Can çok komik ama hadi. Ayşe, gidirtme. Can. Ya. Ayşe, gidirtme. Ya. Dürtme, dürtme.
Ama çok komik ama ya. Anlatacağım. Anlatıyorum. Şimdi kadının biri kocasını fırçalıyormuş. Kocasına demiş ki, ya demiş, bizim yan komşuları örnek al. Kaç yıllık evliler hala balayında gibiler. Adam karısını kapıda öpüyormuş, işte arabada öpüyormuş, her yerde öpüyormuş. Demiş ki, yazıklar olsun. Sen neden bunları yapamıyorsun demiş. Adam da karısına demiş ki, yaparım yaparım ama kadını tanımıyorum ki demiş. Tanımıyorum ki demiş ya. Tanımıyorum ki demiş. Gülsene. Ya, tamam gülüyorum, dürtme. Tanımıyorum ki demiş. Tanımıyorum ki demiş. Çekil çek çayı. Ya kızım git dedeme bak. Rahatsız ya. Tamam bakacağım. Günaydın dedeciğim. Günaydın yavrum. Erkencisiniz. Ben erken kalkmayı severim. Ayşegül var ya, dedem biz küçükken pazarları erken kalkıp bize bir kahvaltı hazırlardı. Of, inanamazsın. Nerede o günler? Böyle sucuklu yumurta, bal kaymak. Of. Ay, yapma be. Ya. O eskidendi be oğlum. Şimdi artık kimsenin öyle uzun uzun kahvaltı edecek vakti yok. Benim var. Yani hani bizde böyle şeyler olmadığı için malum, ben tek kişi olunca en fazla tost. O zaman yapalım be kızım. Bizi tutan mı var ha? Allah'ım be dede. Sucuklu yumurta da yapsana. Yapmam mı? Hadi bakalım. Git yumurtalara. Ayşegül tava nerede? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.